Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gündem çok yoğun. 2 Eylül 2022'nin sanırım ikinci videosu mu oldu bu? Yok, üçüncü videosu. Ve sıcak gelişmeler. Videoya başlama tarihim saat 14.21 itibariyle başladım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü vereceğim gelişmeler, vereceğim haberler biraz da saatte, tarihle de çok alakalı. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'yle ilgili forvet transferi konusunda birçok şey söylendi etti. Mesela Choupo-Moting'in Fenerbahçe'ye önerildiğini söyledi bazı duyumcu arkadaşlar. Hani Bayern Münihli Choupo-Moting'in Fenerbahçe'ye önerildiğini ve Rogon'dan bu ismin alınacağını söylediler. Hani Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'in de yer aldığı transfer listesindeki bir diğer isimin o olduğu söylenildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre menajerler aracılığıyla gerçekleşen temasın akıbetinin yakın zamanda belli olacağı belirtildi. Robert Lewandowski'nin yedeği olarak sürpriz gollere imza atmasıyla bilinen Kamerunlu golcü falan filan. Geçiniz bunu. Fenerbahçe'den Ronaldo yalanlaması diye bir haber var. Maalesef okuduğunu anlamayan bir kitlemiz var. Bir toplumumuz var. Okumayı sevmeyen bir toplumumuz var. Ama izlediği videoyu, daha doğrusu izlediğini söylediği videoyu anlamayan da bir topluma dönüşmüş. Mesela bizim kanalda Ronaldo videosu var. Diyorum ki bu külliyen yalan. Ajans Spor diyor ki kesin olarak Fenerbahçe'de. Yani kesin olarak Fenerbahçe'de. Şöyle böyle yok. Yani kesin olarak Fenerbahçe'de diyorlar. Biz bunu söylüyoruz ediyoruz. Enteresan yani. Çok enteresan. Ve çıkmış diyorlar ki Ronaldo gelmez. İnsanları kandırma. 3-5 tıklama için şöyle yapma, böyle yapma. Yani insanları kandırma bu arkadaşların yaptığı. Yani insanların kandırma tam da bu arkadaşların yaptığı şey. Şimdi şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar. Fenerbahçe'de kısa sürede 154.000 üstünde Cristiano Ronaldo tweetleri atılmış ve iddialar Fenerbahçe net bir şekilde reddetmiş. Kim reddetmiş onu da merak ediyorum. Aynı gün içinde Fenerbahçe tokenların değeri %20 arttı. Bakın arkadaşlar, tokenların değeri %20 arttı. Aslına bakarsanız çok zekice bir hareket. 1 milyon liralık Fenerbahçe token almış olsanız, yani 1 milyon liralık almış olsanız 200 bin lira kârdasınız. 200 bin lira kârdasınız. Müthiş. Müthiş bir zeka. Ya müthiş bir zeka. Şimdi hani bilemezsiniz ne amaçla atıldı bu iddialar ortaya. Kimden oldu, kimden duyum aldılar. Bilemezsiniz. Fenerbahçe kaynakları Hürriyet'e açıklama yapmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarıldı. Ali Koç transferde. Yine başarısız oldu dedirtmek için uydurulan dedikodu senaryolar. Bizim WhatsApp grubundaki bazı arkadaşlar da şey diyorlardı. Ulan nasıl olsa kimseyi alamayacak. Alamazken bari bunu alamayım dedi diyordu. Yani Fenerbahçe için de zaman daralıyor biliyorsunuz. Gece 1'de UEFA için liste bitiyor. Yani santrafor transferi vesaire. Ama UEFA'ya Avrupa Ligi için oyuncu listesi gece saat 1'e kadar bildirilmek zorunda. Fenerbahçe'de golcü arayışında dedik. Şimdi neresinden gireyim? Dur şurasından gireyim. Twitter şöyle bir yer. Şöyle bir şey. 11 Ağustos başlığı aynı menajeri oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi diye. Bu arada Furkan kardeşime buradan selamlar olsun. 9 Ağustos'ta o girmişti. 10 Ağustos'ta ben girdim. 11 Ağustos gibi daha doğrusu ben 10 Ağustos'ta videosunu çektim. 11 Ağustos sabah 10.30'da izlenen video. 10.30'da mı? 16.30 videosu muydu? Tam hatırlamıyorum ama yani o saatte çektik. O gün yayınlandı. 11 Ağustos'ta Sercan Hamzoğlu'nun da belirttiği bir husus vardı. Onlara da buradan tebriklerimi sunuyorum. Hani 11 Ağustos'ta herkes başlığı menajeri oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi diye buradan aldı yürüdü. Ki bizim kanalda da 11 Ağustos'ta bakabilirsiniz. Linkini de attım. 12 Ağustos kabul etmedik. 13 Ağustos konu kapandı. 15 gelmeyecek. 16 Maxi Gomez gelecek çünkü. 17 kesin Gomez. 18, 19, 20 kesin Gomez ama daha başka fırsatlar da var. Onlar gözetleniyor. Yoksa Gomez şimdiye bittiydi.
21. Gomez için 12'den 6'ya düşürdük ha. 22. 6 ve sonraki satıştan %20 pay. 23, 24, 25 pazarlıklar sürüyor. 7 verdik. %25 de sonraki satış. %75'ini 7'ye aldık. 26. İş ciddiye bindi. 27. Uçak. 28. Kap her an gelebilir. 29. Oldu oluyor. 30. Gomez için beklemeye geçildi. 31. Fenerbahçe telefonlara çıkmamaya başladı. Gomez için Trabzonspor devreye girdi. 1 Eylül. Gomez Trabzonspor'da. 1 Eylül. Fenerbahçe Serdar Azmun'u alıyor. Muriel için Selahattin Baki İtalya'ya gitti. İngiltere'den 3 tane isim. Dembele'de son görüşme. Kelleci Kenacho da listede var. Chukwuemeka de önerildi Fenerbahçe'ye. Başka dur birkaç isim daha söyleyeceğim. Ya şu da önerildi. Toplam aynı gün 9 isim ver. Aynı kişi olarak 9 tane isim ver. Aynı gün içerisinde ya da 24 saat içerisinde 9 tane isim ver. 1 Eylül. Yine devam ediyor. Başduayi'de görüşme var. 2 Eylül. Başduayi Fenerbahçe'de. 2 Eylül. Diğer tweetleri çabucak sil. Başduayi için asla gelmez dediğini de sil. Unutma onu. Onu silmezsen ayvayı yersin. Diğerlerinden de alıntılayıp retweet yap. Ver coşkuyu. Ama diğerlerini sil bak. SS'ye alsalar bile sil. Yani ekran görüntüsü alsalar bile sil. Sıkıntı yok. Sonuç? Kral ilan edil. Peki gerçek sonuç ne? Toplamda forvet konusunda 50'den fazla haber ver. Biz 50 diyelim. İşlerinden sadece bir tanesi doğru çıksın. Yani %2 duyum bilme oranı yakala ve kral ilan edil. Not. Bu arada taraftarı yönetime karşı kışkırtma, tahrik etme, yönetimin üstüne salma falan da var. Onları saymıyorum. Onlar düşüncedir. Canlı yayında telefonun sesini falan bilerek açık unutmalar falan onları saymıyorum. İşte Twitter tam da böyle bir yer. Ve Twitter duyumcusu olmak bu kadar basit. Takipçi kasmak bu kadar basit. Kral olmak mı? Ne kadar çok paylaşım attın, ne kadar çabuk paylaşımı sildin, o kadar çabuk. Dürüst olmak, onu önemseyen pek yok. Herkes sonuç odaklı. Yani Twitter tam olarak da böyle bir yer. Şimdi Azmun çok pahalı. Bak haberde mesela girmişler. Zenit'ten 2,5 milyon euroya Leverkusen'e gitti. Bak 25'ti. 2,5'a değiştirdiler benden sonra. İranlı forvet Serdar Azmun Fenerbahçe'nin gündemindeymiş. Alman ekibi 12 milyon talep ediyormuş. Kaynak Yağız Sabuncuoğlu. Muriel'e teklif yapılacak Atalanta'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel diğer bir aday. Kaynak Yağız Sabuncuoğlu. Evet. İkinci forvet konumuna düştü falan oldu filan oldu. Musa Dembele. Kaynak gerek yok. İşte sözleşme uzatma teklifini reddetti. Lacazette geldi bilmem ne konumunda. Miç Başduayi. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen bonservisi Chelsea'de olan Belçikalı Miç Başduayi için yeniden devrede. Kaynak biliyorsunuz. Şimdi burayı da söyledik. Miç Başduayi için Fenerbahçe ile anlaştığı haberi vardı. Tam bu haberi girip verecektik ama hani haberde diyordu ki Fenerbahçe forvet araçlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'ye evet dedi. Teklifi kabul etti. Son detaylar konuşuluyor diye. Hatta ben notlarıma da aldım diye hatırlıyorum ama aşağıdaki notları almışım pardon. Bedelsiz kiralama diyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ama bedelsiz kiralama dedi arkadaşım biri. Evet bunu yapan yani duayen bir duyumcu. Bedelsiz kiralama dedi arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Sözleşmesi 2023'te bitecek futbolcu için bedelsiz kiralama dedi. Evet ama kral. Niye? Her söylediği doğru. Yani Allah üçtür dese tövbe haşa bazı arkadaşlara göre kesinlikle o da doğru. Değil mi? Çok ilginç. Yine devam edelim arkadaşlar. Haberimize devam ediyoruz bu arada. İşte maaşı Chelsea'den 4 milyon euro maaş alıyormuş. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2,5 milyon eurosunu verebileceğini söylemiş. Pazarlıklar sonrası 3 milyon euroya kadar çıkmış. Bunlar da yalan. Transferi bitirmeye kararlı. Aradaki fark Chelsea. Sezon sonu bedava. Fenerbahçe sezon sonuna kadar beklerse bedava alacak. Nottingham Forest'a transferi iptal oldu ki biliyorsunuz. Dün ben videoyu çekerken şöyle bir ifade kullandım. Evet bize yazıldı ama külliyen yalan çünkü Nottingham Forest İngiltere'den bir takıma imza atmak üzere
Hani oraya imza atacağı için de beklemeyin demiştim. Evet, ben sözümün arkasındayım. Öyle bende Twitter silme, tweet silme, şu bu yok arkadaşlar. Merakınız olmasın. Yani beni başkalarıyla karıştırmayın. Bu arada Nottingham Forest'ı küçümseyen arkadaşlar da var. Ona da çok hayretler içerisindeyim. Premier Lig'de Nottingham Forest sıralama olarak 15. sırada. Evet, kabul. 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik. 4 puanda. Adaletli bir ligde Nottingham Forest demek ki 4 puan alabiliyor. Ben şunu söyleyeyim size. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan bu lige götürün. Atın bakın bakalım kaç puan alabilecekler. Yani hakem desteği olmayan bazı takımlar. Neyse. Yine devam edelim arkadaşlar. Yine devam edelim arkadaşlar. Nottingham Forest. Bu arada Nottingham Forest için de Fenerbahçe taraftarı şey diyor. Ulan diyor, Nottingham Forest'ın alamadığı futbolcu. Ya yani Başduay'ı Fenerbahçe'de çünkü resmi olarak biliyorsunuz. Kapı açıklaması da yapıldı. Meç Başduay'ın transferi için görüşmeler başlandığı açıklandı. Ha, son senesi kalan futbolcuyu kiralık alacağız diyen arkadaşlara da inat. Ben bir duyum paylaştım. Ücret size yakın bir şekilde bir bonservis bedelini aldık. Yani Twitter'ım da var. Silmiyorum. Merak etmeyin. Ben sadece Twitter'da şeyleri siliyorum. Video atıyorum ya işte tıklayın diye. Onları düzenli aralıklarla bir haftadan öncesini sildiriyorum ki hani link çok fazla olmasın. Twitter sisteminde spama düşmeyelim diye. Bu arada Başduay bonservisini alındı. Kiralık değil. Ücreti ne kadar derseniz ücretsiz ya da ücretsize yakın diye. Yani 13.28 olarak da orada notu var. Neyse, bunu da belirtmiş olduk. Buradan da kurtulmuş olduk. Fenerbahçe teklifini kabul etti. Her konuda anlaşma. Sağlık kontrollerine geçmek üzere İstanbul'a gelecek. Hatta İstanbul'da olduğunu da söyledi. Yani şu an Türkiye sınırlarına girildi diye. Şimdi bu konuda da anlaştık. Beşiktaş da 14 gol attı geçen sezon diyor. Kiralık olarak forma giydi. 28 yaşında futbolcu 42 maçta 14 gole imza attı. Şimdi Fenerbahçe'nin bir kere 20 gün önceki teklifi kabul edilmedi. Transfer görüşmeleri durdu. Okey. Tekrar Fenerbahçe devreye girdi. Tüm tuşlara basıyor diye ben duyumunu verdim. Dedim ki hatta 2 gündür, 3 gündür. Şu gelecek diyen yalan söyler. Şu gelmeyecek diyen yine yalan söyler diye. Yani çok da bir şey söylemiyorum. Yani çok da bir şey söylemiyorum. Ama belirttiğim buydu. Şu gelecek ya da şu gelmeyecek yalan olur diye. Sonrasında Fenerbahçe'ye Jesus'tan onay çıktı demişti 11 Ağustos'ta Sercan Amruzoğlu. Fenerbahçe Chelsea'ye hiç başvuru transfer için resmi görüşmelere başladı diye. Ama dediğim gibi Furkan 9'unu da söyledi. 6 milyon euro talep ettiğini de belirtmişti. Fenerbahçe 3 milyon euroya kadar ancak veririz dedi. 2,5 milyon euro yıllık ücret istedi oyuncu. 2,1 artı bonuslar verebiliriz denildi. Doğru. Ve alternatif golcüler hala masada denilmişti. Şimdi Başduay'ı Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 160 bin euro alıyor diyorlar. Külliyen yalan, 4 milyon euro alıyordu. Sen Beşiktaş'tan 4 milyon euro alan futbolcuyu yani yaklaşık 2 milyon euro yıllık ücrette getirme başarısını gösterdin. Bence başarıdır. Taraftarın tepkisi şu. Yahu bu transferi Haziran'da yap, hiç kimse ağzını açmaz. Doğru. Yahu işte sen bu transferi yaparken bu kadar beklentiye sokma taraftarı, fırsat transferi falan filan deme. Başımızın gözümüzün üstüne. Doğru. Bu futbolcu Beşiktaş'a hiç gelmeseydi Fenerbahçe taraftarı şu anda halayı çeke çeke kabul ediyordu. Niye diyor? Geçmişinde bir futbolcunun Chelsea, Crystal Palace, Valencia, Dortmund, Marsilya, Standard Liège ve bu oyuncu Belçika milli takımının 45 kez formasını giyip 25 gol atmış bir futbolcuysa hiç kimsenin konuşmaya hakkı yok diyor. Kabul. Kabul. Başka bir kardeşim de daha Sercan Hamzoğlu da paylaşmış aynı tweet'i. Diyor ki dört büyüklerin bu sezon transfer ettiği santraforların geçen sezonki performansı. Seferovic 15 maçta 5 gol 2 asist. Weghorst 20 maçta 2 gol 3 asist. Maxi Gomez 32 maçta 5 gol 1 asist. Başduay'ı 33 maç 14 gol 3 asist diyor. 33 maç. Az önce ben niye 42 maç dedim?
Ben 42 maç dedim az önce okurken. Ha, birinin oynadığı lig Portekiz, birininki Premier Lig, birininki La Liga, birininki Süper Lig diyebilirsiniz ama bence Süper Lig'i de çok fazla hafife almamak lazım. Niye hafife almamak lazım? Şu yüzden Süper Lig enteresan bir lig. Yani şampiyon olan takım diyor ki hakkımızda şampiyon olduk. Ertesi sene başlıyor. Rezil oluyorlar. Diyorlar ki bu ligde şaibe var, şike var. Yani şampiyon olurken hakkıyla oluyor ama bir sonraki sene şike oluyor. Vesaire vesaire. Neyse, yine devam edelim. Yine devam edelim. Son günlerde benden özür dilememi istemiş bazı arkadaşlar. Tamam, özrümü diliyorum. Son günlerde 786 tane isim vermediğim için özür diliyorum. Taraftarı yönetime karşı kışkırtmadığım için özür diliyorum. Yani taraftarı yönetime karşı kışkırtmadığım için özür diliyorum. Gelen duyumları sizlere aktardığım için özür diliyorum. Gelen duyumları size aktarırken abone üye ayrımı yapmadığım için özür diliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben hiç kimseye benim bütün duyumlarım %100 doğrudur demediğim için özür diliyorum. Hatta eğer bütün duyumlarım doğru çıkarsa beni takip etmeyin dediğim için özür diliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bilginiz olsun. Yani daha ne kadar özür dilersem dileyim. Şimdi yani 786 tane isim verip taraftarı da karşı karşıya getirebilirdik taraftarla. Şeyle, yönetimle. Onu da söyleyeyim. Yani Icardi Fenerbahçe'deydi, Muriel Fenerbahçe'deydi, Martial Fenerbahçe'deydi, Azmoun Fenerbahçe'deydi. Hem de aynı kişinin tweetlerinden. Birdenbire başlığa iyi geldi. Ne oldu? Bu arada Icardi sanırım Galatasaray alacakmış. Ronaldo Fenerbahçe'deydi falan filan. Hepsini gördünüz. Hepsini gördünüz. Şimdi Uğur Karakullukçu ve Ersin Düzen'in de küçük açıklamalar var. Onlara da yer vereyim. Çünkü onlar da önemli hususlara değinmişler. Gerçekten tebrik etmekte fayda var. Diyor ki Uğur Karakulukçu, ben Başakşehir'i beğeniyorum ve Fenerbahçe'nin oyununa da oturacağını düşünüyorum. Ama taraftarına işkence eder gibi bir süreçte getirilmiş bir oyuncunun kredisi de doğal olarak kısıtlı olacak. Başakşehir'e yapılabilecek en büyük kötülük buydu. Ne olursa olsun yoğun pres gücüyle, agresifliği ve yanındaki oyunculara açtığı alanla Jorge Jesus'un bankosu olabilecek kapasitesi var. Müthiş bir açıklama, doğru. Doğru. Bu takımda 20-25 atmasına da gerek yok bence. Geçen seneki 15'i penaltısız bulsun, başarılı bir iş olur. Yani yönetime rağmen iş yapacaktır diyor. Ersin Düzen. Geçen sezon çok eleştirilen Batshuayi 14 gol attı. Kaçırdığı net pozisyonları atsa rahat 20-25 arası olurdu. Gol kaçırdı ama maçın içinde hep oldu. Vazgeçmedi, küsmedi, vurdum duymaz olmadı. Fenerbahçe'nin oyun gücüne eşlik edip katkı sağlayacak bir isim ancak fırsat transferi diyerek Başakşehir'i alan yönetim taraftardan artık anlayış sabır beklemesin. Kombine aldı, ürün aldı, Fener oldu. Taraftardan ne istendiyse yaptılar. Mesele Başakşehir'i almak değil. Mesele 2 sezondur plansız forvet transferinden ders çıkarılamaması diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani Başakşehir için yönetime tepki göster diyorlar. Bazı arkadaş da benim yönetim yalakası olduğumu söylüyorlar. İşte maaş alıyorsun şöyle böyle. Yani çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Onur Tuğrul da diyor ki Başakşehir iyi oyuncu, Jesus'un sistemine de uygun. Ancak geçen sene Vitor Pereira getirilirken yapılan gecikme ve yoğurtlu süreç yönetime hocanın kredisini kısıtlamıştı. Beşiktaş Başakşehir ikinci resmi maçta oynatmıştı. Fırsat transferi bekleyen Fenerbahçe 11. resmi maçına yetiştirdi diyor. Ben o şekilde bakmıyorum ya. Ben ligde 5. resmi maç olarak bakıyorum. Çünkü Beşiktaş geçen sene resmi maçı sadece ligde oynadı diye biliyorum. Onu da söylemiş olalım. Neyse. Bu da çok mühim değil. Bu da çok mühim değil arkadaşlar. Gol kaçırabilir. Kaçırdığı gol olabilir. Zaten her bulduğunu atacak olsa Fenerbahçe'de şurada burada işi yok. O da ayrı mesele ama ben şunu da belirteyim. Enner Valencia. Valencia Fenerbahçe'den gitmek istiyor. Enner Valencia Fenerbahçe'den gitmek istiyor. 7 milyon euroluk bir teklif vardı. O teklif reddedilmişti. Ve o teklifi yapan kulüp belki 7'yi tekrarlamıştır. Üstüne çıkmıştır ya da ya biraz düşürmüştür. Ben size bir soru sorayım.
Mesela adı geçen forvet dedim. Bir tanesini elime alıyorum sadece. Şimdi yine lafı başka tarafından anlayıp, videoyu izlemeyip, aradan zaman geçtikten sonra kanala gelip, genellikle fake hesaplarıyla ahlaksızca yorumlar yapan arkadaşlar olacağı için ben peşin peşin söyleyeyim de direkt engelliyoruz. Hiç itle köpekle uğraşmıyoruz. İtle köpekle uğraşacak olsak gider veteriner olurduk. Veteriner kanalı açardık. Onu da belirteyim. Diyelim ki Valencia gitti. 7 milyon euroya gittim. Diyelim ki Başluay'ı bedava aldın. Yani diyelim ki bedava aldım. Farz ediyorum. Sadece farz ediyorum. Musa Dembele 15'te 15, 15'te 15 diyordu kulübü. Diyelim ki Musa Dembele için de kulübü dedi ki yeter. Nasıl olsa bedava gidecek. 5 milyon euro verin alın dedi. Misal veriyorum ya, sadece örnek veriyorum. Sadece örnek veriyorum. Antrenman fotoğraflarına bakarak bazı şeylere bakın. Diyelim ki Valencia gitti. Musa Dembele 5 milyon euroya geldi. Başluay'ı da hani 3 milyon euro falan filan diyorlar da. Bu yılki ücretini de Fenerbahçe ödemek koşuluyla ücretsiz gelmiş olsun. Yani as forvetin Dembele, ikinci forvetin Başluay, üçüncü forvetin Serdar Dursun olacak şekilde. Yönetime tepkiniz biter mi? Biter. Tam tersine döner mi tepkiniz? Tam tersine döner. Sözlerinizden pişman olur musunuz? Olursunuz. Hocam Dembele gelmezse ama çok küfür ederim. Ya ben Dembele gelecek demiyorum. Ben sadece bir örnek veriyorum. Sadece bir çıkarımda bulunduğum idman fotoğraflarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Belki de yönetim buna çok uğraşıyordur. Belki de bendeki rahatlık bundandır. Tepki vermemem bundandır. Yoksa yönetimi de eleştiririm, taraftarı da eleştiririm. Beni biliyorsunuz, ben doğru söylemekten çekinmem. Ama bekleyin, sabredin diyorsam da boşuna demem. Bu da okey. Bu konuda da hemfikir olduk. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Polat Alemdar'ın meşhur bir lafı var. Tarihe nereden bakacağız diye. Diyor ya, 1907'den bakacak olursak Enver Paşa eşkıyadır. 1914'te başkomutan vekili. 1918'de sürgün ve mağlup bir komutan. Ki Doğu cephesindeki o Ruslara karşı olay malum. 1923'te vatan haini. Diyor ya, şimdi bana bugün söyleyeceğiniz, vereceğiniz hükmün tarih açısından hiçbir önemi yoktur diye. Ben de aynısını sizlere söylüyorum. Bana bugün vereceğiniz hükmün tarih açısından hiçbir önemi yoktur. Ben de kıvırma olmaz. Ya Dembele gelecek olsa tepki göstermez misin? Sevinmez misin? Tabii ki sevinirim. Gelmezse tepki gösterir misin? Ben akışına bırakıyorum. Ben oyununa bırakıyorum. Ben şöyle bir söz söyledim. Sözümden dönmem. A plus bir hocayı getirin. Kimi istiyorsa getirin. Kimi istiyorsa gönderin. İdareyi ona verin. Ne istiyorsa yapın. Bitti. Transfer niye bugüne kaldı? Mario Branco diye bir operasyon direktörümüz var. Bakın, transfer Ali Koç yapmıyor. Selahattin Baki yapmıyor. Ama açıklamayı onlar yapıyor. Açıklamayı onlar yapmak zorunda. Bizde hem Mario Branco var hem de bir tane gizli bir ismimiz var. Adı sanlı, kimsenin bilmediği gizli bir ismimiz var. Bu iki isim operasyonları yönetiyor. Jesus'un isteğiyle. Ya transfer geldi gelmedi. Beni alakadar etmez. Beni alakadar etmez. Anlatabiliyor muyum? Yani durum bu. Ben diyorum, şöyle diyorum, böyle diyorum. Yani siz bilirsiniz. Şahsi yorumumu mu istiyorsunuz? Video çok uzun olduğu için şahsi yorumu yapmak istemiyorum. Daha önce yaptım. Dedim ki Rıdvan Dilmen çok istiyordu, çok beğeniyordu, getiriyordu. Futbol aklımız Rıdvan Dilmen'se en azından eleştirmeyeceği bir isim olur. Rıdvan Dilmen böyle diyor, şöyle diyor diye. Yorumlara bakıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki Valencia'yı satmak takıma ihanettir diyor. Fenerbahçe taraftarı bu kadar dönüyorken, bu kadar dönekken gerçekten hiçbir yol ilerlenmez. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'ye çok zarar veriyor. Yönetim zarar veriyor. Biz haklıyız diyor. Yönetim zarar veriyor. Yönetim de zarar veriyor olabilir ama Fenerbahçe taraftarının dönekliği daha fazla zarar veriyor. Ulan bugün Valencia'ya 7 milyon teklif gelse, satsan, 5'e Dembele'yi alsan ben halay çekerim lan. Ben halay çekerim. Valencia'yı satan şampiyonluğu satmıştır. 6 tane gol attı. Kaçı penaltıdan? Bilmiyorum ama Valencia'yı satan şampiyonluğu satmıştır. Çok güzel. Valencia'nın golleri de şöyle mesela. 8 kişiyi çalımlıyor, boş şey yapıyor. 45 metreden şutunu çekiyor, çatala asıyor. Öyle bir futbolcu. Yani attığı gollerin hemen hemen hepsi böyle. Yani hemen hemen hepsi böyle. Lan koşucu forvet almışsın. Şutları iyi. Gol kaçırma oranı yüksek. Ben bunu anlatıyorum size. Aboubakar'ın da yüksekte. Şörlot'un da yüksekte. Gol kaçırma oranları yüksekti bu adamların. Sürekli pozisyona giriyordun. Sen Fenerbahçe olarak bu sene sürekli pozisyona giriyorsun. XG gol atma şeyine bak.
Sen Kiev'e niye elendin? Forvet'e. Kiev maçında başvuru sende olsaydı, hazırlık kampında katılmış olsaydı belki elerdin. Peki Benfica'yı eleyebilir miydin? Trabzonlu bazı arkadaşlar yazıyorlar yorumlara. Ha ha hay diyor. Siz de diyor Şampiyonlar Ligi'nden oldunuz, 25 milyon eurodan oldunuz. Lan bizim daha geçmemiz gereken 2 tur daha vardı. 4 maç daha vardı. Kopenhag gibi kolay bir takım yoktu karşımızda. Ya Kopenhag senin 6'da 1'in ya. Ya zekatını versen berabere kalırsın zaten. Zekatını verip futbol takımı çıkarsan berabere kalırsın. Kaldı ki şimdi Yusuf mu şey falan filan geldi. Transfermarkt değeri iyice arttı Trabzonspor. Ya siz ne anlatıyorsunuz bana ya? Ya senin forvetin için sattı maçı diyorlar diyorum. Adam bana çıkmış diyor ki ya diyor siz 25 milyon eurodan oldunuz, siz ona bakın. Siz de o 25 milyon eurodan aldınız. Neyse çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çok da bir şeye gerek yok. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Miçbaş duaydı. Hayırlı olsun. Ben futbolcu 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Ama benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe sistemine uygun bir futbolcu mu? Önde baskı yapan, sprinter, bulduğunu atan, ceza sahası içini karıştıran, toplu topsuz oynayan bir oyuncuysa, maça küsmüyorsa, maçı bırakmıyorsa Fenerbahçe sistemine uygundur. Bu tanımlamaya uyuyor mu? Bunu da sizlere bırakıyorum. Ayrıca dediğim gibi Hz. İsa'nın da bir hikayesi var. Kötü iş yapan bir kadınla erkeği getiriyorlar. Diyorlar ki hadi buna bir kıstas uygula. Bakalım diyorlar. Musa şeriatına göre uygularsa taşlattıracak, rejim ettirecek. Biz oradan diyeceğiz ki demek ki sen Musa'nınkini sürdürmeye geldin, peygamber değilsin falan filan yalanlayacağız. Başka bir hüküm verirse diyeceğiz ki Musa'nınki böyle değildi. Sen başka bir hüküm veriyorsun, peygamber değilsin diyecek. Yırtacaklar. Hz. İsa bir çember çiziyor. Kötü iş yaptığını söyledikleri kadını ve adamı içeri koyuyor. Herkese dönüp diyor ki günahsız olan herkes taş atsın. İlk taşı da en günahsız olanız atsın. Kalabalık dağılıyor. Hepsi bir yerde. İşte bazen bunu demek lazım. Ben de aynısını söylüyorum. Bana laf söyleyen arkadaşlarım %100 bütün duyumlarım doğrudur dediysem bunu duyan kişi ilk taşı atsın. Piyasadaki duyumcuların hepsi sadece başduayı gelecek, başka kimse gelmeyecek dediyse taşlayın beni. Küfür bile edin, hakaret bile edin. Hiç affetmeyin. Piyasadaki duyumcular özellikle 1 Eylül 31 Ağustos tarihlerinde 20'şer, 30'ar, belki 50'şer tane futbolcu gelişme, duyum vermedilerse taşlayın beni. Gıkım çıkmaz. Ama en günahsızınız olarak, yani ilk taşı en günahsızınız atsın. Anlatabiliyor muyum? Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.